Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanım ve kıymetli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü seminerimizde İsrail'in İsrail propagandası, Hasbara Komisyonu ve kamu diplomasi faaliyetlerini, bu faaliyetlerin tarihsel gelişimini, amaçlarını, yöntemlerini ve bu faaliyetlerin Gazze işgali üzerine olan etkisini ele alacağız. Malumunuz olduğu üzere 6 Ekim'de İsrail'in Gazze işgali başladı ve bu işgal faaliyeti hala devam ediyor. Bu faaliyetlerinde çeşitli bağlamlarda hem oradaki insanlar üzerinde hem de dünya kamuoyu üzerinde önemli etkileri oldu. Bizim burada tartışacağımız şey İsrail'in bu faaliyetleri ortaya koyarken tarihsel süreç içerisinde kendi amaçlarını oturttuğu yani amaçlarının üzerine oturttuğu temeli analiz etmek. Aslında bu Gazze işgali uzun bir tarihsel sürecin bir kesiti olarak da algılanabilir. Biliyorsunuz İsrail Devleti ve Yahudiler Hazreti İbrahim'in soyundan gelmektedirler ve Sami ırkından olduklarını belirtmektedirler. İsrail, Filistin bölgesi tarihsel olarak şu anda mevcut olan bölgeyi Filistin bölgesi olarak tarif ediyoruz. Bu bölge milattan önceki dönemlerden Hazreti Musa'nın doğumundan bugüne kadar sürekli çatışmaların, güç ve siyaset mücadelelerinin merkezinde, odağında yer almış bir bölge. Hasbara Komisyonu ve İsrail'in kamu diplomasi ve propaganda faaliyetleri de İsrail milletinin ve İsrail Yahudi milletinin ve İsrail devletinin oluşturulma bilincinin bir devamı olarak algılanabilir. İsrail Yahudi milleti çeşitli dönemlerde sürgüne uğramıştırlar. Üç büyük sürgün yaşamıştırlar. Babil, Roma sürgünü ve Asur sürgünü. Roma ve Babil sürgününde tarihi mabetleri yıkılmıştır. Özellikle de Babil sürgünü Yahudiler üzerinde çok büyük bir etki ortaya çıkarmıştır. Çünkü mabetleri, Hazreti Süleyman mabeti bu süreç içerisinde yıkılmıştır. Ve bu onlar üzerinde tarihsel bilinçleri üzerinde bir kırılma meydana getirmiştir. Çünkü Hazreti Süleyman'ın krallığı onlar için kutsal bir krallıktır ve ebedi devam edebileceği varsayılan bir krallıktır. Daha sonra da ondan önce de Romalılar tarafından sürgüne gönderilmiştirler. Bu sürgüne gönderilme, yurt edinme, kimlik, bilinci sürekli Yahudi tarihinde, İsrail tarihinde devam ede gelmiş bir olaydır. Babil'e gittikleri halde tekrardan Filistin bölgesine gelmek istemiştiler. Kutsal kitaplarında yani Tevrat'ta o bölge Kenan ili olarak tarif edilmektedir. Kenan ili aynı zamanda vaat edilmiş arzı mevdut dedikleri vaat edilmiş toprakları da anlatmaktadır, tasvir etmektedir. Babil sürgününden sonra daha sonra Pers Krallığı döneminde Kudüs'ün ele geçirilmesinden sonra İsrailliler, Yahudi halkı bölgeye tekrar yerleşmişler ve görece rahat bir dönem geçirmişler. Daha sonra da aynı şekilde Haçlı seferleri sırasında da yeniden bir sürgüne maruz kalmıştırlar. Sonra Selahaddin Eyyubi döneminde Kudüs'ün fethedilmesinden sonra bölgede yeniden bir rahatlık dönemini yaşamaya başlamıştırlar Yahudiler. Bu tabii ki bu süreçler onların bilinçleri üzerinde de etkili olmuştur. Şimdi bizim ele alacağımız Hasbara ve propaganda faaliyetleri ben şöyle ele almayı biraz daha uygun gördüm. Böyle bir analiz, böyle bir okuma belki biraz daha doğru olabilir. Çünkü onlar kendi milli kimliklerini, bilinçlerini oluştururken dayandıkları temel noktalardan biri din. Yani Yahudilik, Tevrat ve onların mistik kitapları, Kabala kitabı modern İsrail Devleti'nin oluşumunda da çok önemli etkiler ortaya koymuştur. Ve propaganda faaliyetlerini de yine bu kimlik üzerinden şekillendirmiştirler.
örneğin onların tarihsel bilincinde ve Yahudi olma bilincinde önemli noktalardan biri seçilmiş bir millet oldukları vurgusudur. Çünkü onlara göre Tanrı tarafından seçilmiş, Tanrı'yla akit yapmış, yani oturmuş akit yapmış bir millet olarak görüyorlar kendilerini. Aynı zamanda onlara bir bölge vaat edilmiş, bir toprak vaat edilmiştir ve bu bölgenin, bu toprağın kutsal olduğuna inanıyorlar. Yani arz-ı mevdud dediğimiz bölgenin, buranın kutsallığı da Kudüs'e yaklaştıkça, Hazreti Süleyman mabedine yaklaştıkça daha da artıyor. Böyle bir algıları var. Yani kutsal bir toprak, vaat edilmiş bir millet ve diğer kişilerden, öteki milletlerden üstünlük algısı oluşmuş bir millet, ama bununla birlikte onların bilincinde ters bir etki oluşturmuş. Yani bir anlamda bir alegori de oluşturmuş bir şey yine var. Cezalandırılmış bir millet bilinci de var kendilerinde. Çünkü her sürgüne gönderildiklerinde Yahudiler aslında bunun Tanrı'nın bir onlar üzerinde bir gazabı olduğunu, bir uyarısı olduğunu, onları sürgüne gönderenlerin de bir nevi işte Tanrı'nın elçisi olduğuna inanıyorlar. Mesela Babil sürgününde de bunu yaşamışlar, bu bilinci yaşamıştırlar. Bu gelgiti yaşamıştırlar. Daha sonra yani bu sürgünler dönemi bittikten sonra da Asur, Babil, Roma İmparatorluğu döneminde ortaya çıkan sürgünler dönemi bittikten sonra, Haçlı seferlerinden sonra da yine sürgünlere maruz kalmışlar. Dünyanın dört bir tarafına dağılmış bir Yahudi milleti görüyoruz. İşte Avrupa'da da çeşitli, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da ve İspanya'da bazen kısmen bazen de tamamen sürgüne de uğratılmıştırlar. Ve çeşitli kollardan Avrupa'nın da içine yayılmıştırlar. Sadece Avrupa'nın değil, Afrika bölgesine kadar, hatta Güney Amerika'ya kadar yayılmıştırlar. Örneğin Avrupa üzerinden işte Almanya, Fransa, İtalya üzerinden yayılanlar Aşkenaz Yahudisi olarak tanımlanıyorlar. İspanya üzerinden ve İspanya üzerinde dünyaya yayılan kişiler ise Safarat Yahudileri. Biliyorsunuz Safarat Yahudileri daha sonra 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde Türkiye'ye sığınıyorlar. Yani o dönemdeki İspanya kralının onları sürgüne göndermesinden sonra bu süreçte de Osmanlı'nın içinde de yerleşik olan Yahudiler olmuştur. Hatta bunların bir kısmı önemli noktalara da gelmiştirler, ticaretle uğraşmıştırlar. Böyle bir tarihsel bilinçleri, yani tarihsel bir aynı zamanda dağılmışlıkları da var. Tabii bütün bu dağılmışlık, bu bilinç düzeyi onların zihinlerinde bir vatan oluşturma, yani işte topraklarına dönme bilinci de oluşturmuş. Ama bunu yapar, bunun zeminini de Avrupa'da meydana gelen bir takım değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Bazı bilim adamları özellikle Reform ve Rönesans döneminde Yahudilerin Avrupa'da çok da rahat olmadıklarını söylüyorlar. Çünkü en son İspanya'dan sürgün edildiklerinde bir kısmı Afrika'ya sürgün edilmiş, bazıları Hristiyan olmaya zorlanmış. Biliyorsunuz Endülüs Emevi Devleti İspanya Kralı Ferdinand tarafından yıkıldığı zaman oradaki Müslümanların da bir kısmı Hristiyanlığı işte kabul edilmesi için baskıya maruz kalmışlar. Bir kısmı Afrika'ya giderken çöllerde ölmüş. Hatta bu Hristiyanlara, Müslümanlara Morisco, Yahudilere de Ladino diyorlar. Daha doğrusu Ladino bir çeşit Katalanca ve İbranice dilinin karışımından ortaya çıkan bir dil. Aşkenazi Yahudilerinin kullandığı da başka bir dil var. Ama Türkiye'deki Yahudiler de zaten Ladino dilini kullanıyorlar. Özellikle de İngiltere ve Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da Yahudi milleti zenginleştikçe, orada çeşitli dönemlerde de özellikle de İngiltere içerisinde üst düzey bürokratik noktalara geldikleri zaman Yahudi milletinin bir anlamda önü de açılmıştır. Amerika'nın da dünya sahnesinde çıkması ve yükselmesiyle beraber, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika artık dünya sahnesinde yeni bir güç olarak ortaya çıkıyor. Yani bu tarihsel süreç içerisinde zaten bir İngiltere Başbakanı aynı zamanda İsrail Yahudidir. Dolayısıyla o dönemde de işte Theodor Herz'e de önemli imtiyazlar tanıyan biridir. Biliyorsunuz Theodor Herz aynı zamanda o dönemde Kudüs ve civarı Osmanlı İmparatorluğu'na bağlıydı. Osmanlı İmparatorluğu'ndan buraları parayla satın alma yönünde girişimlerde bulunmuşlar ama
Hamit, onlara zaten bu topraklar kanla alındı, ancak kanla verilir diyerek çok sert bir şekilde bu niyetlerini karşı çıkmış. Tabii bu süreçlerin yani nihayete erdiği dönem özellikle 1800'lerin sonunda artık gittikçe Yahudi diasporası toparlanıyor ve bir bilinç oluşuyor. Sivil toplum örgütleri güçleniyorlar. Basel'de daha sonra da 1899'da birinci Siyonist Kongre gerçekleşiyor. Bu Siyonist Kongre'nin önderi de aynı zamanda belki de modern Yahudi İsrail Devleti'nin de kurucusu diyebiliriz. Onları toparlayan, çok genç yaşta da ölmesine rağmen çok böyle etkili, aktif olan Theodor Herzl'dir. Theodor Herzl, birinci Siyonist Kongre'de ilk kez propaganda kavramını ortaya atıyor. Propaganda, işte orada katılan katılımcılara diyor ki, bir diğerinize propaganda yapın diyor. Çünkü onların bilincinde artık gittikçe bir İsrail Devleti'nin oluşturulmasına yönelik düşünce var. İlk kez İsrail propagandası dediğimiz ya da Yahudi propagandası dediğimiz kavram ilk kez burada ortaya atılıyor. Tabii propagandanın çağrıştırdığı anlam olumsuz bir anlam, pejoratif bir anlam var propagandanın. İlk kez 1899 yılında kullanılmamış. Tarihsel kökeni çok daha gerilere gidiyor. Roma İmparatorluğu döneminde, Orta Çağ'da kullanılmış. Ve zaten Latince anlamı propagandanın propagare, ekme anlamına geliyor. Yani bir düşünceyi, bir fikri kendi amaçların doğrultusunda başka insanların beynine ekme, onlara yerleştirme, onları kendi düşüncen, fikrin doğrultusunda yönlendirme anlamında kullanılıyor. İlk kez propagandayı sistematikleştiren, daha sistematik bir şekilde yürürlüğe sokan kişi de İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman Hitler'in propaganda bakanı Joseph Goebbels'tir. Goebbels aslında bir gazeteci, bir felsefeci, bir gazetenin genel yayın müdürü. Ama aynı zamanda çok etkili bir hatip, iyi konu, yani etkili bir hatip, ikna kabiliyetleri de yüksek biri. Hatta bazıları Hitler'i Hitler yapan kişi Joseph Goebbels'tir diyorlar. İşte insanları bir şey üzerinde ikna etmek için korku, korku, endişe uyandırmak ya da onları da rüşvet ya da ödül şeklinde kendi düşüncen doğrultusunda yönlendirme tekniklerini çok ustaca kullanmış. Radyoyu mesela o dönem Almanya'sında bütün evlere radyo dağıtmış. Bunun temel amacı bu radyo sayesinde bütün Almanların bir yerden enforme olması ve Alman ideolojisinin, Nazi ideolojisinin Alman halkının tabanına yayılmasında bu çok etkili olmuş propaganda teknikleri. Hatta onun çok meşhur bir sözü var. Bir şey aptala anlatır gibi anlatın, yani bir olay, bir olgu varsa en düşük düzeyde, entelektüel düzeyi, eğitim düzeyi en düşük düzeyde kişi kimse o düzeyde aktarın diyor. Tabii bu propaganda terimi daha sonraki süreçlerde, yani birinci Siyonist Kongre'den sonra çok kullanılmıyor. O dönem içerisinde hasbara dediğimiz kelimeyi ortaya atıyor. Naum Sokolov diye bir Eşkenazi Yahudisi, Polonya Yahudisi, bir dil bilimci bu kelimeyi ortaya atıyor ve Yahudilerin propaganda faaliyetlerini bu kelimenin etrafında, bu kavram etrafında yürütmeye başlıyorlar. Tebel anlamı hasbara dediğimiz, yani telaffuzu İbranice Hebrev diye geçiyor, açıklamak. Aslında İngilizceye tam olarak tercüme edilebilecek bir kelime değil ama en yalın şekliyle açıklama olarak tercüme edilebilir. Kavram aslında ortaya attığı bir kavram ama bir zihin dünyasını, yani bir zihin dünyasını ve hareket biçimini tarif eden bir kavram. Açıklamak, yani Yahudi Siyonizmini açıklamak. Çünkü biliyorsunuz 1. Siyonist Kongre'de Theodor Herzl'in temel amacı Yahudileri bir din olarak değil, aynı zamanda bir ırk olarak konumlandırmak. Normalde Yahudilik bir dindir, Musevilik. Ama şu anda bir ırk olarak konumlandırılmıştır. Yahudilikte biliyorsunuz nesil anneden geçiyor ve sonradan Yahudi olunamıyor. Bunun belki bazı istisnaları vardır. İşte Afrika'da da Yahudiler vardır. Mesela Türkler, işte Hazar Türkleri de Yahudi olarak geçiyor. Normalde
ırksal bir şey değil ama bir dindir ama ırksal bir bağlamda ilerliyor. Bu kelime aslında Yahudi zihin dünyasını, onların oluşturmak istediği propaganda faaliyetlerinin bütününü tarif ediyor. Amacı da her bir Yahudi vatandaşını İsrail'in, Siyonizmin, daha doğrusu Siyonizmin, çünkü o zaman daha İsrail bir devletleşme dönemine girmemişti. Devletleşme döneminden önce ortaya atılan bir kavramdı. Birer Siyonizm gönüllüsü haline getirmek, anlatmak, explain işte İngilizcesi bu şekilde tarif ediliyor. Buradan şunu anlıyoruz biz. Aslında anlatmak eylemi, yani kendini anlatmak karşısındakine, kendi amaçlarını, hedeflerini, niyetlerini karşısındakine anlatmak, ama bu aynı zamanda kendi içinde bir dayatmayı da barındırıyor. Çünkü anlatmak ve konuşmak karşılıklı bir eylem ifade ediyor. Ama burada Hasbara'nın tarif ettiği anlam dünyası, Hasbara'nın ortaya koyduğu anlam dünyası biraz daha dayatmayı içeriyor içinde. Bu aslında bütün milletlerin temel yapısında olan bir şey. Çünkü her milletin büyük bir anlatısı vardır. Buna grand narrative diyorlar. İşte büyük strateji, grand strateji diyorlar. Örneğin Amerika'nın büyük stratejisi, yani ulus olma bilincini oluşturan, uluslaşma devletinde, devletleşme sürecinde ya da milli politikalarını başka uluslar üzerinde gerçekleştirme, çıkarlarını elde etme noktasında ortaya attıkları her ülkenin bir hikayesi vardır. İşte Amerika'nın hikayesi, diyelim ki özellikle Soğuk Savaş döneminde ve ilk oluştuğu zaman liberalizme dayanıyor. Yani felsefi kökenlerini liberalizmden alıyor. Özgürlük, fırsat, fırsat eşitlik, mülkiyet edinme hakkı. Ve Soğuk Savaş döneminde mesela Amerika bunu çok etkili bir şekilde kullanmıştır. Özellikle de NATO Paktı, Kuzey Paktı ülkeleri arasında. Mesela buna karşılık Rusya'nın, Sovyet Rusya'nın stratejik ve felsefik arka planının dayandığı nokta komünizm ve sosyalizm üzerine olmuştur. Onların da, büyük hikayeleri, büyük anlatılarında ise eşitlik, adalet, işte direnme gibi söylemler ön plana çıkmıştır. Hatta Soğuk Savaş dönemindeki afişlerde bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani mesela Rusya'nın bütün Sovyet dönemi afişleri ve propagandası sürekli Amerika'yı şeytanlaştırıp ve vahşileştiriyor. Yani onların bir prensibinin olmadığı üzerinde duruyor. İşte çocuklara, gençlere, doğaya ya da ülkenin ekonomik kaynaklarına yönelik sömürleştirici, sömürü elde eden bir ülke olarak resmetmiştirler. Amerika ise kendisini kurtarıcı pozisyonda konumlandırmıştır. Mesela Amerika'nın kurtarıcı olma pozisyonu Soğuk Savaş döneminden bugüne kadar da geliyor. İşte Irak'a müdahale ettiği zaman da özgürleştirici, kurtarıcı bir ülke bağlamında kendini konumlandırmıştır. Bu her ülkenin böyle büyük anlatıları vardır. Mesela Türkiye'nin de bir büyük anlatısı var. Çeşitli dönemlerde işte Türkiye köprü ülke olarak kendini konumlandırmış. Müslüman, demokratik bir ülke. Özellikle 90'lar boyunca rol model ülke, 2000'li yılların başında bölgesel güç, sonra bölgesel güç olarak konumlandırdı. Çeşitli dönemlerde her ülke kendisini, kendi politik, dış politik amaçlarını böyle hikayeler etrafında şekillendirir ve bu hikayeler geri planda kendi politik çıkarlarını elde etmek üzerine kurulmuştur. İşte İsrail'in de bu büyük hikayesi, büyük anlatısı biraz onun Yahudilik ve parçalanmışlık, işte bölünmüşlük, sürgüne gönderilmişlik üzerinden oluşturulmuş ve her bir vatandaşı bunu kendine bir kültür edinmiştir. Hasbara aslında bir kültürdür, bir bilinçtir. Yani bir sadece bir propaganda tekniği değil, oluşturulmuş, bütün tabana yayılmış, yani bütün Yahudi halkının tabanına yayılmış bir bilinci ifade ediyor aslında Hasbara dediğimiz kavram. Bunu İsrailler 2005 yılına kadar devam ettiriyorlar. Yani kendi propaganda faaliyetlerini Hasbara adı altında 2005 yılına kadar sürdürüyorlar. 2005 yılından sonra ise faaliyetlerini kamu diplomasisi olarak tanımlıyorlar. Şimdi kamu diplomasisinde şöyle bir hikayesi var. Aslında kamu diplomasisi dediğimiz şey
propagandanın yeniden adlandırılmış hali. Çünkü propagandanın kötücül bir anlamı var. İnsanların zihinde Birinci Dünya Savaşı'ndan, İkinci Dünya Savaşı'ndan arta kalan kötücül bir anlamı var. İlk kez 1960'lı yıllarda TUF Üniversitesi'nde propaganda kavramı o zaman ortaya atılıyor. Daha sonra Edward Murrow, bu aynı zamanda Amerikan Başkanı, zannedersem Kennedy'nin de danışmanı, BBC'de, Amerikan kanalı BBC'de program yapan biri. Ama Kennedy yapan, Amerikan Başkanı, Amerika Başkanı yapan biri, iletişim danışmanı olmasına rağmen mesela milli ve politik konularda bile onu yönlendirmiştir. Buradaki amaç da yine bu literatürün Amerika'da ortaya çıkması ve kamu diplomasi olarak adlandırılmasının temel amacı da propagandanın o kötücül anlamını ortadan kaldırmak. Çünkü ortada bir kamu ve diplomasi diye iki kelime var. Diplomasi neyin karşıtı? Savaşın karşıtıdır. Savaş karşıtlığıdır işte. Oturup anlaşmanın, konuşmanın, savaşmadan bir şeyler yapabilmenin karşıtlığını tarif ediyor. Diğeri ise kamu, yani public diplomasi diyorlar. Kamusa halkı tarif ediyor. Yine iyi bir anlamı var. Yani zihinlerde olumlu çağrışım bırakıyor. Oysa ki çoğu bilim adamı bunu propagandanın sadece ad değiştirilmiş bir türü olarak görüyorlar. Yani genel olarak bunu tarif ettiğimizde ise bir ülkenin kendi dış politik çıkarlarını elde edebilmek için başka ülke kamuoylarını etkileme yönelik her türlü faaliyetlerini biz kamu diplomasi olarak görüyoruz. Ama kamu diplomasinin şöyle bir özelliği var. Yumuşak güç. Sert bir güç değil. Yani askeri güç kullanılmıyor. Zaten bu kavram da 1990'lı yıllarda Amerikalı bir siyaset bilimci Joseph Neill tarafından ortaya atılıyor. Amerika'nın artık özellikle de Soğuk Savaş'tan sonra işte 1989'dan sonra dünyanın tek kutuplu hale gelmesinden sonra kendi çıkarlarını artık askeri güçle tahkim edemeyeceğini söylüyor. Bunun yerine askeri gücün yanında yumuşak gücü öneriyor. Hatta mesela bazı bilim adamları Amerika'yı bir küresel imparatorluk olarak tarif ediyorlar. Mesela Osmanlı İmparatorluğu da bir imparatorluktur. Büyük Britanya da bir imparatorluk işte. Üzerinde güneş doğmayan imparatorluk diyoruz. Ya da Roma da büyük bir imparatorluktur. Ama tarihte iki imparatorluğun, Brzezinski diye bir Amerikan ulusal güvenlik danışmanı var. Onun meşhur Büyük Satranç Tahtı'sı diye bir kitabı var. Burada Amerika küresel bir imparatorluktur diyor. Çünkü Amerika bugün işte üsleri sayesinde dünyanın istediği bölgesine istediği anda müdahale edebiliyor. Askeri gücünü çok çabuk tahkim edebiliyor. Mesela Roma İmparatorluğu'nda böyle bir özelliği var. O da kendi askeri gücünü çok çabuk ve etkili bir şekilde tahkim edebiliyor. Çünkü yol yapımına ve teknolojiye çok hakim. İkinci özelliği de diyor kültür endüstrisi. Amerika'nın çok devasa bir kültür endüstrisi var ve bu kültür endüstrisi sayesinde maskeli bir ideoloji kullanarak insanları etkileyebiliyor, başka ülkeleri etkileyebiliyor. Çünkü onların zihinsel, kültürel ve tarihsel bağlamdaki hayat tarzlarını değiştirdiği zaman dolayısıyla yumuşak gücüyle o insanları etkileyebiliyor. Şimdi kamu diplomasında böyle bir özelliği var ama bütün dünya özellikle 1990'lardan sonra kamu diplomasisini kullanmasına rağmen İsrail hala burada kamu diplomasi terimini değil de hasbara terimini kullanmıştır. Çünkü onlarda bir milli bilinç, milli kimlik bilinci oluştuğu için bu kelimenin kendileri açısından daha elverişli bir kavram olduğunu söylüyorlar. Bu hasbara iki bağlama ayrılıyor. Birincisi resmi ve askeri işler, resmi ve askeri kanat aracılığıyla yürütülen faaliyetleri ifade ediyor. Diğerisi de sivil faaliyetleri ifade ediyor. Dediğimiz gibi bir Siyonist, aslında Siyonist propagandanın propagandanın bir ürünüdür, bir zihinsel ürünüdür. Resmi işler daha çok işte Savunma Bakanlığı sözcülüğü, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık üzerinden yürüyen büroları ve ofisleri var. Sivil bağlamda ise hasbara gönüllüleri dediğimiz çok geniş, büyük bir katman oluşmaktadır. İşte mesela onların temel amacı hasbara uygulamalarıyla az önce de demiştik her İsrail vatandaşını, daha doğrusu her Yahudi vatandaşı, İsrail vatandaşı ve Yahudi olmak farklı, dünyanın her yerinde var. Her Yahudi vatandaşını bir İsrail savunucusu haline getirmek. Mesela bunun için işte hasbara bursları diye bir program başlatmışlar.
Ve bu bursların temel amacı dünyanın çeşitli ülkelerindeki Yahudi öğrencileri çeşitli eğitim süreçlerine tabi tutarak kendi ülkelerinde ve kendi üniversitelerinde İsrail'in ve Yahudilerin haklarını savunan birer savunucu, avukat pozisyonuna getirmek. Tabii bunun içinde onlara propaganda yöntemleri, propaganda teknikleri, el kitapları, hareket şemaları gibi bir takım eğitim süreçlerinden geçiyorlar. Yine Hasbara application uygulamış, yani bir uygulama ortaya koymuş ve bu uygulama antisemitizm üzerine, Yahudi karşıtı üzerine dünyada çıkan bütün haberleri, bilgileri yapay zeka mantığıyla bildiriyor ve bu gönüllüler bunlara karşı bir reaktif bir politika izleyerek onları gidermeye çalışıyorlar. Zaten Hasbara'nın ilk dönemlerde oluşturduğu yaklaşım reaktif yaklaşım, yani Yahudilerin, İsrail'in tezlerini savunmak için savunmaya dönük yaklaşım, strateji, ama daha sonra proaktif bir yaklaşıma gitmiştirler. Yani savunma değil, saldırı yaklaşımına gitmiştirler. Mesela onların en büyük savunmacı pozisyonu onları koyan şeylerden biri nedir? Diyelim ki bunu Gazze'ye saldırdıkları, Gazze işgali sürecinde de görüyoruz. Çocukları öldürmek, gençleri öldürmek, işte Filistin'i işgal etmek. Mesela bunlar dünya kamuoyunun göz önünde ceyran eden en büyük önemli olaylar. İşte Yahudilerin sonradan o bölgeye yerleşmesi ve bu mesela bunlara da kendince işte yeni taktikler geliştirmişler. Biz diyor burada kesintisiz bir şekilde buradaydık. Aslında bu Hazreti Musa döneminden beri buradaydık. Böyle stratejik taktikler. Aslında biz çocukları öldürmüyoruz diyorlar. Böyle de az önce demiştim ya, stratejileri anlatmak üzerine, yani daha doğrusu kendilerini dayatmak üzerine şekillendiği için çok açık, net, ortada ayan beyan gerçek olan gerçekliği bile çarpıtma yoluna gidiyorlar. Bu yüzden çeşitli tartışmalar ortaya çıkmış kendi iş kamuoylarında. Artık Hasbara, İsrail'in kendi amaçlarını, İsrail'in hedeflerini yerine getirebilecek kapasitede değil şeklinde eleştiriler ortaya konmuş. Hatta onların böyle liberal sol gazeteleri var. Haaretz gazetesi. Mesela Hasbara'nın artık bir kültür oluşturduğunu söylüyor. Bu kültürle onlar o işgalin boyutunu, insanların yaşadığı acıları, dramları görmüyor diye İsrail'i eleştirmiştirler. Yani Yahudilerin içinden de böyle çeşitli dönemlerde zaman zaman Siyonist politikaları eleştiren şeyler çıkmıştır. Haaretz gazetesi mesela çok sert, yani çok yumuşak olmakla birlikte bazen kritik dönemlerde geri adım atmakla birlikte yine işgalci politikasını İsrail'in savunmakla beraber çeşitli eleştiriler ortaya atmıştır. Mesela yine Norman Frankenstein diye bir Holokost'ta ailesini, işte Yahudi soykırımında ailesini kaybetmiş biri, Holokost'u bir endüstri olarak tarif ediyor. Yani Holokost endüstrisi olarak, onun meşhur bir kitabı var, tarif ediyor. Yani diyor ki Yahudiler aslında bu soykırımı kendi dünya kamuoyuna yaptıkları ya da orada Filistin'de yaptıkları, başka bölgelerde yaptıkları kötülükleri maskelemek için kullanmaktadırlar ve bunun arkasına sığınmaktadırlar. Bu çok keskin bir eleştiri. Yine Edward Said'in bu yönde eleştirileri var. Diğer bir mesela Yahudi olan çok meşhur dil bilimci Chomsky'nin bu yönde eleştirileri var. Temel olarak yani aslında İsrail'in Hasbara anlayışı, Hasbara yaklaşımı da çeşitli dönemlerde eleştirilere maruz kalmıştır. Ama stratejik olarak, taktik olarak uyguladıkları yöntemler, uyguladıkları taktikler dönem dönem değişebilmektedir. Çok geniş ve çok büyük boyutlu bir dijital altyapıya, dijital tabana sahipler. Örneğin Gazze ile ilgili, Gazze işgali başladığı zaman bir süre sonra dünya kamuoyunda bir tepki oluştu İsrail'e karşı, Yahudilere karşı. Mesela binlerce Yahudi gönüllü, yüksek teknolojiye hakim, high-tech diyorlar, gruplar oluştu ve bunlar internette bot hesaplar aracılığıyla, çeşitli algoritmalar aracılığıyla İsrail taraftarlığı yaparak diğer insanların yani şeyi maskelemeye çalışıyorlar. Orada işgal, o işgalin ortaya çıkardığı acı, işkenceyi maskelemeye çalışıyorlar. Bu zaten yani artık propagandanın ve
propaganda faaliyetlerinin dijital alana kayması aslında 2000'lerin yılında, 2000'lerin başında ortaya çıkıyor. 2001 yılında Amerikan Dünya Ticaret Merkezi'ne biliyorsunuz bombalı saldırı oldu. Ve bu süreçten sonra Amerikalılar da şunu sormaya başladı. Özellikle hem akademisyenleri, politika yapıcıları, oradaki entelektüeller, dünya bizden neden nefret ediyor? Şimdi dünya, çünkü Amerika'nın kendi iç zihin dünyasında özgürlük götüren, eşitlikçi, adaletçi bir ülke ama bir anda bombalar üzerine yağıyor. Tabii bu tartışmalı bir konu. Yani o olayın nasıl cereyan ettiğini çok aydınlatılmadı. Ve bu yüzden artık stratejik iletişim modeline geçiyorlar. Stratejik, yani hedefe yönelik, hedefi ikna etmeye yönelik, belirli hedef kitlelerine yönelik bir iletişim modelini benimsemeye başlıyorlar. Ve Obama, daha sonra Obama 2006 yılında başbakan oluyor ama Obama'dan da önce onların Amerika'nın kamu diplomasi genel sekreteri Karen Hook diye bir bayan var. O Doğu ülkelerine, özellikle de İslam ülkelerine, Endonezya'ya, Pakistan'a ve Suudi Arabistan'a bir dinleme turu gerçekleştiriyor. Yani biz muhataplarımızı da dinleyelim. Onlar bizden neden nefret ediyor, bizden beklentileri neler diye. Ve o süreçten sonra artık Amerika diğer insanları da dinliyoruz yaklaşımına yöneliyor. Hatta Obama, Bush döneminin ortaya çıkardığı tahribatı engellemek için ilk yurt dışı gezisini de Kahire Üniversitesi'nde gerçekleştiriyor ve Kahire Üniversitesi'nde bir Müslüman dünyaya sesleniyordu. Yani Müslüman dünya üzerinde oluşan tahribatı bu yolla giderme yönünde bir girişim olmuştu. Ama tabii ki bu çok mümkün olmadı. Yine onların da kamu diplomasi faaliyetleri, stratejik eylemleri güven problemi barındırdığı için çok başarılı olmadı. Ama şunu demek istiyorum. Aslında hem stratejik iletişim, stratejik yaklaşım, kamu diplomasi ve kamu diplomasinin literatürü biraz da İsrail'den de etkilenmiş ve İsrail'i de etkilemiş. Özellikle İsrail'in dijitalleşme konusunda çok yetkin bir ülke olduğunu biliyoruz. Mesela her ülkeyi böyle ülke değeri açısından sıralayan çeşitli çalışmalar vardır. Bu çalışmalarda İsrail dünyanın en etkili 30 ülkesi içerisine girer ve kriterlerde nelerdir? Mesela bir ülkenin yaşam değerleri, yönetim değerleri, dijitalleşmesi, eğitim değerleri, iklim değerleri bir ülkeyi değerli yapan, ona marka değeri katan unsurlardır. İsrail'in marka değeri yapan en önemli unsur dijital dünyaya, dijitalliğe hakim olması olarak ön plana çıkıyor. Bu gücü, yani bu dijital güce, dijital alana hakim olma durumunu İsrail tabii ki kötü anlamda kullanıyor. Mesela Gazze işgalinde bunu çok bariz ve net bir şekilde görüyoruz. İsrail askerleri Gazze hastanesine girdikleri zaman orada meşhur bir görüntü vardı. Bir duvarda Arapça yazılar yazılıyor ve İsrail askeri bunların aslında Hamas militanları olduğunu iddia ediyor. Ve kameramanı ateşli bir şekilde bunu gösteriyor ama daha sonra anlaşılıyor ki bu aslında bir takvim, Arapça yazılmış bir takvim ve haftanın günleri. Yani bunun gibi onlarca, yüzlerce çarpıtma, dezenformasyon, gerçeği saptırmaya yönelik faaliyetleri olmuş. Yani korku, işte tahkir etme, tecrit etme ve dışlama bu stratejinin en önemli ayaklarını oluşturuyor. Çünkü büyük bir korku yayarak o insanları dışlıyorlar. İşte apartheid dediğimiz yöntemlerle. Biliyorsunuz Güney Afrika'da apartheid yönetim nasıl bir anlayışa dayanıyordu? Irkçı bir yaklaşıma dayanıyordu. Yani ırkçılık üzerine kendini konumlandırmıştı. Ve o bölgedeki Hindistanlıları, siyahileri dışlamıştılar. İsrail'in de mesela bu bağlamda çok apartheid, ırkçı bir yaklaşımla Filistinleri dışlayıp ötekileştirmediği, tecrit ettiği, baskılarla, zulümlerle sindirdiğini görüyoruz. Bu İsrail'in temel yaklaşımlarından biri bu. Bir diğeri de bu Haspara Komisyonu'nun ve Haspara yaklaşımının, Haspara anlayışının lobicilik faaliyetleri. İsrail Siyonist lobicilik faaliyetleri özellikle de Amerika'da çok güçlü. Lobicilik faaliyetleriyle birlikte diğer ülkelerin kamuoyunu domine etme noktasında da İsrail'in çok önemli bir güç
elde ettiğini görüyoruz. Şimdi İsrail politikalarının, İsrail temeli ve hedef kitlesi daha çok Kuzey Amerika ülkeleri ve Avrupa ülkeleridir. Mesela kampüs projesi diye bir şey var, Hasbara tarafından yürütülen David projesi. Bunun temel amacı Yahudi öğrencilerin Amerika'daki üniversitelerde İsrail'i anlatması. Bunun için özel İsrailli öğrenciler getiriliyor, eğitiliyor ve o üniversitelerde İsrail davalarını anlatıyorlar. Bunların temel bütün 90 tane üniversite var. Bu 90 tane üniversitede Amerika'da ve Kanada'da, işte Avrupa'da. Çünkü burayı hedef kitle seçmelerin temel nedeni dünya üzerinde, dünya siyaseti üzerinde çok etkili olması bu bölgenin. Bu bölge mesela diyelim ki Afrika'ya dönük ya da doğuda Çin'e, Japonya'ya dönük çok fazla bir hedef kitle belirlememişler. Daha çok politika yapıcıların etkili olduğu, dünya siyasetinde etkili olan bölgeler üzerinde bir hedef kitle belirlemiştiler. Her ülkenin böyle hedef kitle katmanları vardır. Mesela örneğin Amerika özellikle de kamu diplomasisinde ve stratejik iletişimde çok proaktif bir yaklaşım içerisindedir ve onun hedef kitlesi neredeyse dünyanın birçok ülkesi, bütün ülkeleri. Çünkü çok büyük iddialara sahip olduğu için politikada bunu gidiyor. Şimdi bunun bir benzerini Çin de yapıyor. Artık dünya sahnesinde ön plana çıkmaya başladıkça o da hedef kitlelerini, kamu diplomasisi araçlarını, yöntemlerini zenginleştiriyor. Mesela İsrail'in bu Hasbara yaklaşımının uyguladığı yöntem ise A yaklaşımıdır. Bu A yaklaşımını ortaya atan, yani ben öyle analiz ediyorum. Belki onlar biz A yaklaşımına göre Hasbara faaliyetlerini yürütmüyoruz diyebilirler. Zaharna diye bir aslında aslen Filistinli olan ama Amerika'da kamu diplomasisi ve stratejik iletişim üzerine çalışan Amerikan başkanlarına da özellikle de İslam dünyası üzerine danışmanlık yapan bir bayanın bir hocanın ortaya attığı bir strateji. Bu stratejinin yaklaşımı da şu. Bir bütün hedef kitleyi aynı zamanda bir kaynak haline dönüştürmek. Yani hedef kitlenin sürekli bilgi üreterek, bu bilgiyi yayarak, hikayeler üreterek, bu hikayeyi yayarak birer gönüllü kölelik usulüyle amaç doğrusunda çalıştırmak. Mesela Hasbara'nın temel yaklaşımı da bu. Bütün Yahudileri birer gönüllüye çeviriyor. Bir ağ içerisinde organize ediyor ve bu ağın içerisinde bilgi akışını çok rahat ve net bir şekilde sağlıyor. İsrail'in yaklaşımı dediğimiz gibi bu Hasbara yaklaşımı özünde böyle stratejik hedef kitleleri olan adım adım ilerleyen geçmişini ve tarihsel sürecini İsrail'in devletleşme sürecinden öncesine dayandırılan ama felsefik ve ahlaki altyapısını ve retoriğini daha doğrusu retoriğini çünkü her söylemin, her mesajın bir retoriği vardır, bir diyalektiği vardır. Diyalektiğini ve retoriğini daha çok İsrail'in Yahudilik temellerinden, daha doğrusu Siyonizm'den alan bir anlayışa dayanmaktadır. Mesela Siyonizmin, Yahudiliğin en önemli dini kaynaklarından biri de Hazreti Musa'ya Sina Dağı'nda indirilen 10 emirdir. Mesela 10 emirden biri işte 6. emir, bilmiyorum tam net diyelim, komşuna zulmetmeyeceksin şeklindedir. Ama mesela bizim gördüğümüz şey işte Yahudilerin Filistinlileri çok acımasızca katlettiklerini görüyoruz. Onları insan, yani komşuluğu bırak artık insan noktasında bile onlara davranmadığını görüyoruz. Ama buradaki komşu aslında onlar için yani dinsel bağlamda Yahudileri kapsıyor sadece. Mesela komşuluğu, mesela Kabala'da da bu geçer. Komşuluk onlar için Yahudidir, Yahudi olanlardır sadece. Komşularınızla onlara zulmetmeyeceksiniz diyor ama bir yerde de şöyle bir şey var. Onlara belki zulmetmeyeceksiniz, kötü davranmayacaksınız ama onları ticaret aldatabilirsiniz diyor mesela. Böyle de bir yaklaşımları var. Şunu demek istiyorum aslında yani kendi temel tezlerini oluştururken
özellikle de stratejik iletişimle ilgili temel tezlerini, propagandalarını oluştururken özünü dinsel argümanlardan alıyorlar. Çünkü bir millet kendi millet bilincini devam ettirmek istiyorsa din çok önemli bir argümandır. Mesela meşhur bir kitap vardır, Medeniyetlerin Tarihi diye, Ferdinand Brudel. Mesela orada Brudel özellikle Hindistanlılar için bu tespiti yapmıştı. Çok enteresan gelmişti bana da. Hintliler geçmiş dönemlerde çok istilalara uğramıştırlar. Babür İmparatorluğu orada yüzyıllarca hakim olmuştur. Ama Hint millet bilincini Hinduizm sayesinde ayakta tutabilmiştirler. Millet bilincini ayakta tutan en önemli unsurlardan biri de dindir. Ve İsrail bu din unsurunu çok etkili bir şekilde kullanmıştırlar. İşte Mesih inanışı, vaat edilmiş topraklar inanışı, seçilmiş millet inanışı, işte bir vatan olma, yeniden kutsal topraklara dönme inancını adeta o milli kimliği, milli bilinci oluşturmak için adım adım inşa etmiştirler. Adım adım inşa etmiştirler. Bu süreç böyle ilerlemiştir. Yine kendilerine karşı ortaya atılan politik tezleri de ortadan kaldırmak, çürütmek için ise dediğimiz gibi hasbara tekniklerini kullanmıştırlar. Ve bu teknikler mesela diyelim ki şu anda İsrail'e dönük en önemli argümanlardan biri, hatta hatırlarsınız İsrail'in mesela İsrail-Arap Savaşları 1948'de, 1956'da, 1973'te, bundan önce 1967'de ve en son 1982'deki Lübnan Savaşı'nda her zaman gösterilen bir harita vardır. Gittikçe orada İsrail toprakları büyürken her bir süreçten sonra Filistinlerin toprakları ise gittikçe küçülmektedir. Oysa ki Filistinler tarih milattan önceki dönemlerde de o bölgenin zaten yerleşik ismi Filistin olarak geçiyor. O bölgelerde muhkim olan, var olan bir topluluktur. Mesela bunu bu teze karşılık, yani onların o işgalci, apartheid yöntemlerinin gösteren bu delile karşı onlar da bir harita ortaya koyuyorlar ve o haritada bir yerde İsrail devleti var ve İsrail devletinin etrafını saran büyük bir Arap coğrafyası var. Mesela diyorlar ki biz kuşatılmış bir milletiz. Araplar bizi kuşatmıştırlar. O yüzden biz kendimizi korumak zorundayız. Güvenlik algılarına yönelik sürekli insanların, Batı kamuoyunun bilincini yönlendirmeye çalışıyorlar. Hatta hatırlarsanız Gazze işgali başladığı zaman Antonio Blinken, Amerika'nın Dışişleri Bakanı ilk hemen geldi Kudüs'e, o dönemde Tel Aviv'e geldi pardon ve ben dedi bu milletin bir parçası olarak bundan çok büyük bir üzüntü duyuyorum, korku duyuyorum dedi. Blinken de mesela bir Yahudidir yani aslen. Bu bilinci insanlara vermeye çalışıyorlar. Yani biz aslında hani kendileri orada zulmeden, o insanlara baskı uygulayan, o insanların topraklarını, evlerini, yerleşimci politikası var mesela İsrail'in. Sürekli yerleşimci politikasıyla genişletiyorlar. Özellikle Ortodoks Radikal Yahudiler oradaki Müslümanları evlerinden çıkararak kendileri oraya yerleşiyorlar. Bu algıyı yok etmeye çalışıyorlar. Bütün dünya kamuoyu da ilk verilen mesaj neydi? İşte İsrail'in kendini savunmaya hakkı vardır gibisinden bir mesaj. Bunu hem Amerikan Başkanı, İngiltere Başbakanı, Fransa Başbakanı ilk hemen dünya kamuoyuna bunu duyurdular. Yani öyle bir algı oluştu ki dünyanın en büyük, en önemli silahlarına sahip, dünyanın en büyük hava savunma sistemine sahip, uçaklarına sahip İsrail bir anda işte baskıcı, zulmeden bir millet değil de sanki kendisini korumak zorunda kalan bir ulus gibi dünya kamuoyuna yayıldı ve bu algıyı çok güzel bir şekilde oluşturuyorlar. Bu algıyı oluştururken de sistematik bir takım faaliyetlerle, yöntemlerle bunu gerçekleştiriyorlar. Bu daha sonra dediğimiz gibi 2007 yılından sonra ise İsraillerin kamu diplomasi, kendi propaganda faaliyetlerini artık kamu diplomasi olarak tanımlamaya başlıyorlar. Çünkü İçeriden de artık onlara eleştiri geliyor. Bu hasbara zaten başkalarının anlamadığı bir kelime. Yani başkalarının bilmediği, başkalarının dilinde de olmayan bir kelimeyle biz başka insanları ikna edemeyiz. Onlar da artık sistemlerini kamu diplomasisine eviriyorlar. Bu kamu diplomasisinin Türkiye'de biliyorsunuz Türkiye'de de kamu diplomasi koordinatörlüğü
vardı. 2007 yılında kuruldu başbakanlığa bağlı olarak. Daha sonra işte Türkiye'de kendi tezlerini, politik tezlerini, insani tezlerini, sosyolojik tezlerini dünya kamuoyuna duyurmak için çok proaktif bir şekilde, hızlı bir şekilde böyle bir oluşumun içerisine girdi. 2007 yılında başbakanlığa bağlıydı. Daha sonra başkanlık sistemine geçildikten sonra bu iletişim başkanlığına devredildi. Bütün dünya ülkeleri bunu uyguluyor. Avrupa'da da kamu diplomasisi var. Aslında kamu diplomasi özünde milletlerin, kültürlerin, devletlerin, sivil örgütlerin, sivil yapıların birbirleriyle iletişimini, birbirleriyle etkileşimini tarif eden bir şey. Mesela Avrupa ülkelerindeki kamu diplomasinin temeli biraz daha kültür diplomasisine dayanıyor. Onlar Avrupa'nın kültürünü, Avrupa'nın bilim, sanat, edebiyat yaklaşımını diğer insanlara anlatmak üzerine odaklanmıştırlar. Avrupa zaten biliyorsunuz 15. yüzyıldan sonra dünya Avrupa merkezli olmaya başladı. Bu süreçte Avrupa zaten her zaman kendi kültürünü dışarıya ihraç etmek istedi. Çünkü medeniyet kavramı, yani tek medeniyet kavramı vardı. Üstün medeniyet varsa o da Batı medeniyetidir. Dolayısıyla biz bu medeniyeti dışarıya anlatmalıyız mantığıyla hareket etti. Ve Goethe Enstitüsü, mesela Almanların Goethe Enstitüsü var, işte İspanyolların Cervantes Enstitüsü var, Fransızların aynı şekilde Fransız enstitüleri var ya da BBC, British Council var İngilizler. Bunların temeli işte Avrupa kültürünü insanlara anlatmak ve Avrupa, daha doğrusu medeniyetini insanlara. Çünkü medeniyet onlara göre Avrupa'da ortaya çıkmış ve buradan yayılmalıdır. Ama 21. yüzyılda artık bunlar reaktif bir yaklaşımdan vazgeçerek bu sefer artık kültürlerini korumaya döndüler. Çünkü Avrupa kültürünün bir anlamda tehlike altında olduğunu iddia ettiler. Ama İsrail hiçbir zaman mesela kültür diplomasisini ya da kültürü ön plana çıkararak bir şeyler yapmaya çalışmadı. Daha çok stratejik iletişim yaklaşımıyla hareket etti. Yani manipüle etmek, fikirleri değiştirmek, düşünceleri ortadan kaldırmak, sindirmek, baskı altına almak yaklaşımıyla hareket etti. Yani ben gideyim muhataplara kendimi anlatayım, doğrularımı anlatayım, onlarla ortak bir dil yakalayayım ve bu dil üzerinden belli bir noktaya geleyim şeklinde bir yaklaşımı olmadı İsrail'in. Onların temel yaklaşımı, biz her zaman haklıyız ancak kendi davamızı, duruşumuzu anlatarak dünya kamuoyuna kendi varlığımızı devam ettirebiliriz. Çünkü bu bir varoluşsal bir konuma geldi. Yani artık onlar için bu ontolojik bir durum. Yani İsrail'in kendi varlığı devam etmesi, millet, kendini bir millet olarak devam ettirmesini bütün halk üzerinde ontolojik bir olgu olarak ortaya koymuşturlar. Bu hasbara dediğimiz faaliyetlerle aslında İsrail bir taraftan da kendi iç kamuoyunu konsolide ediyor. Çünkü propagandanın iki türlü yapısı vardır özellikle kamu diplomasisinde. Birincisi iç kamuoyuna yönelik olan, bir diğeri de dış kamuoyuna yönelik olan. Aslında bu hasbara kültürüyle İsrail halkını, İsrail'in vatandaşlarını konsolide ediyor. Çünkü sürekli aynı propagandaya maruz kalıyorlar bunlar. Ve bu propaganda kendi işlerinde büyüyor ve bu propagandadan da varoluşsal olarak vazgeçemiyorlar. Dışta ise diğer ülkeleri etkilemek, politik çıkarlarını elde etmek üzerine tasarlanmıştır. Mesela örneğin Amerika'nın 1957 yılında, Amerika'nın o zaman Amerikan Enformasyon Ajansı tarafından kamu diplomasi faaliyetleri yürütülüyordu. İlk Voice of America, Amerika'nın sesi radyosu çıktığı zaman onun bir maddesinden biri de şuydu: Amerika'da asla iç kamuoyuna yönelik propaganda yapılmaz. Mesela Amerika'nın böyle bir yaklaşımı var. Dışarıya dönük, dış ülkelere dönük propaganda yapıyor. Çünkü kendi iç halkını, iç kamuoyunu manipülatif hareketlerle, ama İsrail'de mesela böyle bir yaklaşım yok. Onların temel argümanı hem kendi halkını konsolide etmek, İsrail'in varoluşsal politik tezleri üzerinden, bir taraftan da dünya kamuoyunu ikna etmek. Bu süreçler İsrail için bu bağlamda ilerliyor. Şöyle diyebiliriz o zaman, yani olayı çok da uzatmadan, tarihsel süreç içerisinde de İsrail aslında kendi propaganda yaklaşımını, hasbara anlayışını, kamu diplomasi yaklaşımlarını, ismine ne dersek diyelim, temel olarak İsrail'in
varoluşsal çıkarlarını, yani kendileri açısından varoluşsal çıkarlarını elde etmek için kurgulamıştır ve temel amacı başka ülkelere kendi amaçlarını dayatmak, yani anlatmak değil, dinlemek değil. Çünkü artık kamuoyunun, kamu diplomasinin ve stratejik iletişimin bile dayandığı temel şeylerden biri diyalogdur. Diyalog modeli mesela. A modeli diye bir model var. Dinleme üzerinedir. Muhatabı dinleme. Onlar dinlemekten çok daha çok dayatmak, yani propagandanın en ilk, en primitif halini yürütmektedirler. Ve temel amaçları biraz da makyavelist bir yaklaşımla çıkarları elde etmek, yöntem ne olursa olsun çıkarları elde etmek, etik, ahlak, ilke, etik, ahlak, işte insan hakları gibi değerler bu anlamda göz ardı ediliyor. Ve bunun bilişsel altyapısı, politik altyapısı, sosyopolitik altyapısı da yine o Yahudi millet bilinci üzerinden oluşturuyor. Mesela İsmet Özel'in bir şiiri var, Yahudi olamamak diye. Orada Yahudi psikolojisini biraz daha analiz ediyor. Yani kendisinin Yahudi olamamasından Yahudiliğin nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalışır. Burada da böyle bir psikolojiden hareket ettiklerini görüyoruz. Çünkü Yahudilerin anlatıları, öğretileri, dini kitapları bir anlamda biraz mistizmin de içine bulaştığı, söylemlerin, söylevlerin, politik çıkarların, ayrışmaların, dağılmaların, sonra bir araya gelmelerin çokça yaşandığı bir süreci tarif ediyor. Dolayısıyla onlar, yani o bölgede kendi varlıklarını başka insanları, o bölgenin asli unsurlarını, vatandaşlarını yok etmek pahasına olsa bile devam ettirmek için her türlü yöntemi kullanıyorlar. Mesela bugünün şartlarında teknoloji çok etkiliyse teknolojiyi çok etkili kullanıyorlar. Farklı metotlar, yöntemler etkiliyse onu kullanıyorlar. Böyle bir yaklaşımları var. Son dönemdeki yaklaşımlar ise kamu diplomasi üzerine odaklanmıştır. Ama bu da kesinlikle çok başarılı değil. Çünkü görüyoruz ki dünya kamuoyunu artık ikna edemiyorlar. Artık Orta Doğu'da en son barış süreci, işte Oslo anlaşmaları vardı, Oslo süreci. Oslo süreci vardı, sonra 1990-95'e kadar devam etti. Camp David sürecinde 2000 yılında anlaşmaya varamadıkları için koptu. O dönemdeki Isaac Rabin ve Arafat tarafından yapılmıştı. Daha sonra birinci, ikinci intifada, o bölgede 1987 yılında birinci intifada başlıyor. Sonra ikinci intifada başlıyor. Yani şunu demek istiyorum, aslında Filistinliler bu barış yolunun, anlaşma yolunun, işte iki ayrı devlet modelinin bir anlamda bütün bu çabalarına rağmen, çok da en büyük hakları olmalarına rağmen, tek hakları olmalarına rağmen yerine gelmediğini gördüler. Ve burada barış yolunun maalesef önünü kapandığını görüyoruz. İsrail'in de temel amacı artık barış yapmak, ortak masa etrafında toplanmak, işte artık mesela Arap ülkeleri bile onu kabul ettiği halde politik olarak buna yanaşmıyor. Kesinlikle o bölgede o insanları yok etmek ve yerleşimlerini arttırmak, hayat hakkı tanımamak yönünde bir politika izliyor. Diplomasiyi, kamu diplomasisini ve propagandayı da bunun bir payandası olarak kullanıyor. Yani bizim görebildiğimiz bağlam, bütün süreçleri bu şekilde tarif edebiliriz. Size çok sıkmamak için burada ben artık sözümü noktalıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz da olmuşsa affola diyoruz.